Selam millet, Alpan Ecevit. Celo Ecevit. Ve bugünkü videomuz Quad Paten Buz 24. Buradan size teşekkür ediyorum. Arkadaşlar Buz 24'ü takip edin. Eğer patenciyseniz, longboardciyseniz, agresif patenciyseniz, sporu seviyorsanız, scooter'ı seviyorsanız. Değil mi? Evet, bugünkü mesajlar. Onu bir sessiz alalım Celo'cum. Evet. Arkadaşlar kusura bakmayın Celo. Evet, bugünkü videomuzda herkesin bu aralar merak ettiği quad patenler. Quad patenler bildiğiniz gibi yeni moda oldu yine. Tek eksiğimiz dans meydanı. Dance floor. Ne diyeceğim ona? Halka işte. O neyse. Nil Kara İbrahimoğlu'nun en sevdiği şeylerden biri. Floyd Mayweather dünyanın en iyi hafif siklet boks şampiyonu 51'e 0. Mesela quad paten kayıyor. Bana çok inanılmaz geliyor. Evet, hikaye atmıştan. Evet, bayağı hikaye. Bu adam milyar dolarlık diyeceğim. Milyar değil ama milyon dolarlık adam. Ve bugünkü bölümümüzde size bu pateni tanıtacağım. Sonraki diğer 3-4 bölümde de kayacağım. Dans edeceğim. Var ya, saçmalayacağım. Hani benim dansım şu olacak. Hani garip hareketler yapmaya çalışacağım böyle melodiyle falan filan. Hepiniz eğleneceksiniz. Ritme göre. Hızlı hareketler, moonwalklar falan. İnanıyorum yaparım. Hele bir kolonu bir direği tutabilirsem, bir pole dance yapabilirsem bence çok komik olur. O video eğlenceli bir video olacaktır. Onu yapacağım. Uzun yol. İlk yapacağım şey de uzun yol videosu olacak. Uzun yol bakalım bu patenlerle ilk başta anlamak için, bir şeyi öğrenmek için ki ben longboard'u öyle öğrendim. Sahil yoluna gittim. Dedim gidebildiğim 10 kilometre gideceğim dedim. 7 kilometre gittim. İlk başta böyle giderken 7. kilometrenin sonunda düz karşıya bakarak gidiyordum. Aynı şekilde bunu da yapacağım. Buna yapacağım. Alacağım pateni, sahil Maltepe sahile gideceğim ve orada bir 5 kilometre, 10 kilometreye gerek olacağını sanmıyorum bu sefer ama bir 5 kilometre gidip geleceğim bu patenlerle ve dengesini öğreneceğim. Dengesini öğrendikten sonra dans videosunu yapacağım. Dans videosunu öğrendikten sonra rampadan ineceğim ve grind atacağım. Ay yapma, yapacak bir şey yok. Benim olayım bu maalesef. Ben grind atmayı, böyle şeyleri seviyorum. Deneyeceğim, zorlayacağım. Ve ki atanlar da var bu arada. Var bayağı var. Kadınlar madan da atıyor. Kine grind atan var. Mini rampada kalanlar falan. Kadınlar dedim, yanlış anlamayın. Kadınlara daha uygun olduğu için, daha keyifli olduğu için kadınlar daha çok zaten quad paten kayıyor. Ve ben de bir kadın olacağım sizle birlikte. Ben de deneyeceğim bunları. Ben de dans edeceğim, geri gideceğim falan filan. Neyse, çok konuşmadan şimdi size patenleri gösteriyorum. Patenler 44 numara. Onun için böyle bir gemi gibi gözükecek. Yani çirkin gözükecek. Uzay gibi. Hani bayanlar, kadınlara daha güzel. İşte 40 numara, 41 numara en büyüğü öyle daha uygun oluyor. Daha iyi oluyor. Bum. Açalım bakalım. Yine Buz 24'e buradan çok teşekkür ediyorum. Ve bu ilk patenim. Ayakkabı gibi. Ayakkabı zaten. Şekerim aynen. Bunlar. Ayakkabı bunlar. Şimdi bu ve öbür paten daha farklı tabii, tahmin edeceğiniz gibi. Ve bu. Evet. Lastikler falan da simli. Simleri falan var lastiklerin. Simden tiksinirim ben. Ama hiç merak etmeyin. Simler içinde. Simler içinde. Simler çıkmıyor dışarı. Bir şey olmaz. Paten bu arkadaşlar. Yine dediğim gibi bugün yalnızca deneyeceğim. Vay. Bu rulmanlar iyi rulmanlar arkadaşlar. Bunu daha şimdi fark ettim. En iyi rulman yapan, hatta kaykaycılara da patencilere de bu marka rulman yapıyor. Ve iyi satılıyor. Yani kaliteli rulmanlar iyi satılıyor, saçma oldu. Şimdi quad paten benim gibi bir patenci için çok farklı. Niye? Çünkü aslında çok dengeli. Ama bir, hızlanması farklı. İki, freni farklı. Hani hızlı giderken normalde bizim patenlerde hop basıyorsun gidiyorsun. Bunlarda önü yapıyorsun ya. Onun için bu fren değil. Hani quad patenlerde anladığım kadarıyla bu fren değil, bu zıplatmak ya da dönmek için. Daha doğrusu dans ediyorlar, duruyorlar, sabit dönüyorlar falan. Önü takıyorlar şöyle, önde dönüyorlar. Hatta bu da buzda da aynıdır. Buzda da bıçağın önünde çentikler var. Çarptırıp zıplıyorlar falan. Çat. Şimdi aynen. Kafamda benim de birazcık daha bir şeyler oluştu. O iyi oldu. Bu. Olay bu o zaman. İyi oldu bunu öğrendiğim. Çünkü gerçekten ben de tam nasıl... Ulan şu sessizi alır mısın? Sessizi alıyorum, kapanıyor, tekrar açılıyor. Hayret bir şey arkadaşlar, ayıptır yani. Neyse, yine dediğim gibi bir sürü farklı ortamda denemek istiyorum bu patenleri. Ne kadar, neler yapılıyor, nasıl yapılabiliyor diye. Zorlayacağız. Hani zarar vermeden belki kıyamam, grind atamam. Ona da bir garanti vermiyorum. Hani grind atmayabilirim. Yazı günah çünkü bu sonuçta. Kumaş çizilip bozulabilir. Çok da zarar vermek istemem. Uzun ömürlü olsun.
Onun için ama ben yine de mümkün olduğu kadar verimli videolar yapacağım. Aşağı yorumlara yazın nasıl videolar görmek istediğiniz ki biz de ona göre video yapalım. Benim dediğim gibi 3 tane var. Uzun yol yapacağım. Dans edeceğim, rampadan ineceğim. Grind'ı çıkartabiliriz o şeyde. Yazık, günah. Aynen. Rahat mı abi mesela? Abi, şimdi benim çok şey olmuyor. Şimdi şunu söyleyeyim. Yalnızca 2 kere giydim. Zaten ilk videoyu yaptım. Bu ikinci videom. Abi rahat. Neyi rahat biliyor musun? Düz basıyorsun. Ayakkabı. Hani ayak bileğin düz bastığı için hani sanki kırılmayacak gibi. Ki aslında sakın o yanılgıya yanılmayın. Ben kaydığımda biliyorum kendimi zorlayacağım ve düştüğümde o düşüşlerde bileğimizi sakatlayabilir, zarar verebilir. Onun için birazcık daha kontrollü kaymayı ümit ediyorum. Hayırlısı bakalım. Bu arada bu Power Slide'ın markası Shaya diye düşünüyorum ben. Shaya. Bence çok güzel. Ayakkabı olarak da benim sevdiğim Dunk'lara da benziyor. Onun için hoşuma onu gitti. Satıyor, aynen bayağı böyle. Zaten altından falan anlar bak böyle. Ayakkabı gibi aslında ama böyle sonradan şey aynen, eklemişler. Zaten evet öyle. Yani. Hani bu ayakkabı gerçekten üstüne frame eklemişler. Benim hoşuma gitti yani bu. Şey diyecektim. Bastığınızda bunu da düz basıyorsunuz. Düz bastığınız için bileğiniz çok fazla oynamıyor. Böyle hafif zorlayarak dönüyorsunuz. Ben bunları ileride gevşetirim. Daha ilk başta gevşetmeyeceğim. Ve deneyeceğim. İyi bağlamak lazım ayak bileklerinizi kesinlikle. Hani artist gözüksün, ayakkabıların bağlamayı falan sakın yapmayın. Yani 25 yaşında olsam büyük ihtimalle yapardım ama yapmam yani. Deneyeceğiz. Sahilde deneyeceğim mutlaka. Sahil yolunda. Caddebostan sahilde böyle gider geliriz. Beni görebilirsiniz moonwalk yaparken falan. Evet, dediğim gibi böyle 3-5 tane video deneyeceğim bununla ve size de deneyimlerimi bahsedeceğim. Dediğim gibi bunlar normal bizim patenlerden, normal kullandığımız inline patenden çok daha farklı patenler ki inline yokken bunlar vardı. Ve Göksel'de hatta var şimdi. Bunların ilk halleri Rusya'da böyle deri önden ve arka ayak bileğinden tutuyorlar. Böyle kayıyorsun ayakkabını giyip falan. Dünya tehlikesi bence. Plastik falan şimdi bayağı rulmanlı, düzgün silikon tekerlekli ki beni devamlı düzeltir. Tekerlekler evet. Silikon değil, tekerlekler poliüretandır. Silikon diye bir tekerlek yok yani. Yok. Onu bir kafanızdan çıkar. Kaç A? 20 78A. Bizimkiler kaç A? 80. Agresifler. 85. Oo, 84. Yumuşak o zaman daha da az ses çıkartacaklar. Şimdi aynen bayağı yumuşak zaten bu. Neyse burada çok doğru bir şey olmuyor. Evet, bunları en yakın zamanda deneyeceğim ve göreceğiz bakalım nasıl bir paten olacak bu. Aa, bu arada bugün saat 9'da Sağlıkla 5 çayında DMX'in videosu var. Onu da unutmuşum. Benim 2 tane kanalım var arkadaşlar, bu arada unutmayın Sağlıkla 5 çayı, Sadık Isız. Onu yazıp o kanalı da takip edebilirsiniz. Bu ama esas kanalımız bu. Yine Buz24'a buradan teşekkür ediyorum. Bazılarınız soruyorsunuz scooter videoları ne zaman gelecek diye. Scooter videoları da yakında gelecek. Onlarla ilgili de en yakın zamanda video yapacağım. Bu ay anlaşılan quadcıyız. Birazcık quad paten deneyelim. Farklı şeyler deneyelim. Ve size birazcık ilham olalım diye düşünüyorum. Ve hani ilk tercihim aslında dans videosunu yapmak. Çünkü o çok komik olacak. Adım soyadım gibi eminim. Ama ilk başta kaymayı öğrenmem lazım. Çok inceleyecek bir şey yok. Abek kaç bunlar? Oha! Aynen Abek. 9. Abek 9 şeyler, rulmanlar. Yani iyi rulmanlar biliyorsunuz 3-5-9, 3-5-7-9 diye gider. 9 en hızlılardı. Şöyle şu an yeni olduğu için daha çok açık değil tabii ki de çok dönmez. Ama kaliteli, rulmanları da zaten kaliteli. Ayakkabı aynı Dunk gibi ya. Evet, şey değil böyle, hiç değil yani. Şu an bunu böyle çıkarsan ayakkabı olarak evet, kullanırsın bence aynen, yani. Beni, evet. Altını çıkarttığın zaman. Aynen o çok enteresan. Ayakkabı yani direkt. Evet. Bu videolar en yakın zamanda gelecek. Yarın Beylikdüzü'ne skatepark'a gidiyoruz. Ya Beylikdüzü'nde biliyorsunuz olimpik bir skatepark yapıldı. Oraya gideceğiz. Hani belki düz yolda kaymayı öğrenmeden rampadan inmeyi düşünürüm ama oradakiler olimpik rampalar olduğu için büyük ihtimalle düşünmem. Orada normal kayarım. Evet, ben Alpan Ecevit. Umarım... Ben Celo Ecevit. Aferin. İyi şey yaptın. Celo'yu atlıyordum. Ya atlamazdım da ben Alpan Ecevit. Umarım videonun faydası olmuştur. Celo Ecevit yanımızda. Ve tabii ki de bu aralar kameramanım, desteğim. Yanımda olduğunda sağ olsun çok yardımcı oluyor. Ve baba kaçar. Celo da kaçar. Şimdi bu videoyu yapalım. Yarın yayınlayalım. Ondan sonra gelecek bir sürü video var. Ne diyoruz? Kapatıyoruz.